şimdi. Buyurun. Kooperatifimiz Bolu Belediyesi destekli bir kooperatiftir. Kendi üretimlerimiz var. Bunun yanında sözleşmeli tarımla üreticilerimize ürettiğimiz ürünlerimiz var. İza buğdayımız var mesela. İza buğdayımızı sözleşmeli tarımla çiftçilerimize ürettiriyoruz. Kendi değirmenimizde un yapıyoruz, bulgur yapıyoruz ve paketleyip satışa sunuyoruz. İza unun diğer unlardan farkı nedir? 14 kromozomlu bir un. Evet. Gluteni az, besin değerleri yüksek, vitaminleri fazla. Glutenin indeksi olanlar kullanabiliyor o zaman bunu. Yani eser miktarda diyorlar. Tahlillerde eser miktarda çıkıyor. Tam yok diyemiyoruz ama. Evet. Çok az yani. Çok az. Evet. Oldu. Bunun yanı sıra organik tarım yapıyoruz kooperatif olarak. Şu anda ikinci aşamada ürünlerimiz. İşte neler fasulye. Neler ürettiniz? İsterseniz hemen onlara bakalım. Tabii. Mesela bu Bolu Civril Ayşe Kadın fasulyesi. Evet. Bunları kendi üretim yerlerimizde ürettik. Şu anda satışta. Organiktir bunlar. Bunun dışında salça üretimimiz var. Onun özelliği de bizim yaptığımız şeyin en büyük önemi şudur. Atalık tohumlardan elde ediyoruz. Atalık tohumlardan, kendi tohumlarımızdan fidelerini yapıyoruz. O fidelerden meyveleri, sebzeleri üretiyoruz. Mesela domates yaptık. Bolu domatesleri. O domateslerden şu anda salça yapıyoruz. Yani tamamen doğal, tamamen organik ve atalık tohumlara çok değer veriyoruz. Yaptığımız her şey atalık tohumlardan. Burada da erişteleriniz var. Burada da eriştelerimiz var. Bu ne? Bulgur. O İza bulguru. Bulgur. Az önce bahsettiğim İza buğdayından elde edilen bulgurlar. Bunlar da tamamen kendi üretimimizde, kendi değirmenimizde. Evet. Mi? Bu dağ çileği reçeli. Çilek reçeli. Bolu'nun dağlarından toplanmış küçük dağ çilekleri oluyor, kokulu. Onlardan üretilmiş bir çilek. Sonra bizi mesela... Bu da bal mı? Bu kozalak reçeli. Bu. Çamların kozalağından yapılıyor bu reçel. Çok popüler olan bu. Evet, bu astım hastalarına, işte bronşit, öksürük hastalıklarına iyi geliyor. Nefes açıyor. Telefonu masada unuttuk. Araklamasınlar. Yok. Kimin onun dışında? Hanımefendinin. Hangi? Kendi nerede? Burada. Benim sorun yok. Bu şey... Tarhana, bu da normal undan. Bizim coğrafi işaretini aldığımız kızılcık tarhanamız var. Şöyle göstereyim ben size. Kızılcık tarhanası, evet, diğer tarhana çeşitlerinden birisi. Aynen. Kırmızı renkli olan, normal beyaz. Bu normal tarhana, bunlar da kızılcık tarhanası. Zaten renginden anlaşılıyor. Evet. Bunun bir özelliği daha var, İza unundan yapıldı bu kızılcık tarhanası. Hı-hı. Onun için rengi daha koyu. Bu? Bu da kepekli mi? Bu şey ısırgan o. Bu İza unundan yapılmış erişte. Evet. Gene aynı undan. Bu da ısırgan otlu kesme erişte. Ne kadar eriştelerin fiyatı? Eriştenin fiyatı 20 lira. 20 liradan satılıyor. Tamam, evet. Devam edelim. Onun dışında nohutlarımız var. Az önce göstermiştik parktan, o fasulyeydi. O fasulyeydi, bu da nohut. Bu da ilaçsız, gübresiz, gene yerli nohutlardan elde edildi. Tamam. Başka? Isırgan otlu eriştenin yanında bir de ıspanaklı eriştemiz var. Tohum Takas Derneği ile birlikte çalışıyoruz. O derneğin bayanlarının yaptığı ürünler bunlar. Evet. Mesela bu Bolu yöresi yaban eriği marmelatı. Diğeri? Bu da fesleğenli makarna sosu. Oo, fesleğenli güzel olur. Evet. Domatesler de tamamen organiktir. Yerli tohumlardan üretilmiştir. Onları da koyalım. Evet, şurada böyle şey var. Ona bakalım. Hı-hı. Bu da siyah hüzünlü çam suyu. Evet. Hem kozala. Fazla bilinmeyen bir şey, bunun özelliği. Evet, bunlar çok yeni. Biz bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunları böyle bayanlar kendileri üretiyorlar. Çoğaltacağız yani, daha tanınmıyor tam. Evet. Ve burada Bolu yöresi börülce var. Evet. Turşu bile. Börülce turşusu. İlginç, fasulye turşusu. Aynen, bir fasulyenin işte zaten börülce fasulyeye benziyor ya biraz. Börülce. Bu da çam macunu. Kozalak reçeli vardı. Bu da çamın macunu, bir değişiği. Evet. Bizde böyle değişik şeyler var. Var mı bu tarafta başka nelerimiz var? Aynı ürünlerden var. Ziyaretçiler en çok ne soruyor sizlere? bize en çok işte neler üretiyorsunuz, standınız çok güzel olmuş diyorlar. Evet arkadaşlar, ilginç bir şey, toprağa kadar hepsi doğal. Toprak bile gerçek toprak yani. Tabii. Yapay falan değil. Ya biz tamamen doğallıktan yanayız, tabiata zarar vermemekten yanayız. Genetiği korunmuş, işte şey yapmamış, değiştirilmemiş ürünlerden yanayız. O şekilde çalışmalarımız sürecek. Harika bir stand. Çok beğendim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bunların hepsi de kendi üretimimizdir. Bu mesela demir şeyler de kendi atölyemizden yapılmıştır. Standlar da aynı şekilde. Aynen. Bu çimleri kendi çimimiz, bunlar seralarımızdaki çiçeklerimiz. Tam Bolu'dan mı geldi toprakta? Hepsi Bolu'dan geldi. Enteresan arkadaşlar, gören bakıyor, bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Bakın burada makarna bile yapmışlar, spagetti. Evet, bunu da Barilla fabrikasının unları verdik. Onlar bize makarna yaptılar ve halka bedava dağıtmak üzere bize geri verdiler. Bunu da size hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Makarna verdiler. Evde ekmek de vardı. Ekmeği de gösterelim. Evet. Bu da ekşi mayalı ekmeklerden. Ekşi mayalı ıza buğdaylı ekmek. Mis gibi kokuyor. Bunun besleyiciliği çok. Yarım dilim ekmekle akşama kadar tok duruyorsunuz. Hiç acıkmıyorsunuz. Harika. Bu şekilde de kilo sorunumuz ortadan kalkıyor. Yani bu hani şey deniyor ya, şey beslenme böyle az yiyerek çok beslenme. İşte bunlar yani. Bu ıza buğdayı gerçekten mükemmel bir buğday. Ne kadar satıyorsunuz ekmeği? 15 liradan satıyoruz. Gayet bu 1 kiloya yakın yani. Evet. Gördüğünüz çekirdeklerin hepsi tohumdur. Bu tohumlar atalık tohumlardır. Her sene ektiğinizde aynı şekilde büyümeye, çoğalmaya devam etmektedir. Kara kavun mesela, bunu çok zor bulduk. Böyle 80 yaşındaki bir amcadan bulduk. Wow. Evet. Yani onu da bulamasaydım tür bitmişti. Zaten o amca dedi ki yani ben artık yapamıyorum. Bunlar kaybolacak. Siz devam ettirin dedi. Bu son zamanlarda tohum projesi popülerleşmeye başladı. Birazdan Mine Hanım'la onu da konuşacağız arkadaşlar. Mine Hanım da burada. Çok da güzel oldu o iş. Bunların hepsi şey işte. Yetkililer, bakanlıktan gelen yetkililer bunu görünce ne diyorlar, ne söylüyorlar daha çok sizlere? Bakanlık çok beğendi yani, güzel çalışmalarınız var dedi, bir şey demediler. Sevdiler. Kooperatif olarak bayağı ilerlemişsiniz demişlerdi muhtemelen. Evet, attığımız bize sağlamdı yani. Biz zaten bunları belediye olarak yapıyorduk. Burası üretim yastığı. Çelikle üretim mesela yani bu bitkileri ne yapıyoruz? Bitkileri perlit denilen malzemeye dikiyoruz. Bu kum olabilir, işte torf olabilir. Evet. Perlit de bunlardan bir tanesi. Nemi tutuyor ve şey yapıyor. Suyu bünyesinde çabuk bırakmıyor ve de gevşek malzeme olduğu için köklenmeyi çabuklaştırıyor. Biz bu şekilde bütün bitkileri genel olarak çoğunu bu şekilde üretime alıyoruz. Yani bunun her biri bir ağaç demek mesela. Evet. Bunlardan sonra domates de olabilir, salatalık da olabilir. Her şey olabilir. Her şey de olabilir. Yani fidelenebilen her şey arkadaşlar. Yani bu daha çok şey ağaç olanlarda mesela bitkilerde o domatesler falan fidede de olur ama tohumdan üretiliyor ya onlar. Evet. Daha çok. Yani bu şekilde de yapılabilir. Bu da bir üretim tekniği. Evet. Ve burada sofra bezi gördüm. Evet. Bu sofra bezleri de Göynük ilçemizde elde dokunuyor bunlar. Evet. Mesela bunların hepsinin bir anlamı var. Şuradaki örneklerin bir anlamı var. Bu neymiş? Elti çatlatan. Modeli bu. Bunların dokuma tezgahları var. O Göynük kooperatifimiz var, kadın kooperatifi. Onlar kendileri üretiyorlar bunlar. Biz de onlara destek amaçlı onların şeylerini de getirdik buraya sergilemek için. Standı çok güzel, çok beğendim. Belki de fuardaki en ilginç, en güzel standlardan birisi. Her çok şey gerçek. Son olarak sipariş vermek isteyenler sizlere nereden ulaşacaklar? Bir de o bilgileri alalım sizlerden. Bizim buldangelsin.com şeyimiz var, internet sitemiz var. Onun dışında 444 26 58 Bolu Belediyesi'nden de bize bağlanabilirler. Alan kodu kaç Bolu'nun? 374. O şekilde ama direkt 444-26-58 telefonla da ulaşabilirler. Yani bize ulaştı. Kapıda ödemede oluyor zaten. Kapıda ödemede. İnternetten de kargo bedava. O şekilde satışlarımızı yaparız. Teşekkür ederiz. Çok öne açık bir kooperatif firmasınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Bolu Belediyesi. Bir tarımla ilgili faaliyetlerimiz var. Türkiye'de Elisyon Selma Öztürk, etiket okuma ve bilinçli alışverişle ilgili merak ettiklerinize saat 14 ile 15 arasında mikro başlayacaktır. Tüm konuklarınızı Migros standına bekliyoruz. Bolu toprağı. Toprağımız Bolu'dan, suyumuz Bolu'dan, Köroğlu'nun selamını sizlere getirdik. İza buğdayıyla başladık. İlk yerel çeşidimizi hem tescillettirdik hem de arkasından onunla ilgili anlaşmalı tarım yaptık çiftçilerle. Devamında yine o bölgeye şöyle tohumlarımız var. Bizler de proje danışmanlığını yapıyoruz. Biz bir tarım projeleri yapan bir şirketiz. Ata tohumunu da biz yapıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın. Bu da yine başka bir özelliğimiz, bizim Bolu'nun ilk defa Türkiye'de park bahçeler bünyesinde seralarımız var. O seralarımız içerisinde de bölgenin endemik türleri toplanıyor, burada çoğaltılıyor ve yerinde koruma yöntemiyle oradaki o endemik bitkiler aslında koruma altına alınmış oluyor. Ekosistem destekleniyor. Bu da gerçekten hani Türkiye'de bir ilk, çok bilinmiyor ama Bolu birazcık böyle arada kalıyor. Biz onları sizinle paylaşmak istedik. Aslında Bolu birçok imkanı var da geçen gün vesileyle işte bir şey söyledik. Bolu eskiden tabii sürekli içinden geçerken hep Bolu ile alakalı biraz dağlık bir bölge. Biraz da kışlar sert anladığım kadar. Maalesef, ama farklı şeyler var. Kendine ait birçok şey yapabilecek ki. Şimdi işte biraz tarımda yazımız az, tek ekim yapılabiliyor. Maliyet biraz yükseliyor tabii tarımsal anlamda. O yüzden işte bu son dönemdeki tarımdaki gelişmelerden de çok mutluyuz. Özeniyorlar işte. Tabii. Çok önemli. Ben Değil Sabah yazarıyım. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani tarım da kendi kendine yetebilmek çok aslında hani parmak içinde demode bir kavram. Yetmek zorunda değiliz. Yeter ki katma değerli markalarımız olsun. İhracattan gayri safi milli hasılaya değer aktarabilelim. İşte bu son zamanlarda yavaş biraz para kazandırınca da. Tabii. Para kazandırmayınca olmuyor. Aynen. Şimdi hani markaya önem verdi. Yavaş insanlar bazı şeylerin farkında. İşte şu yaşadığımız sıkıntı bile birçok şeyi daha iyi değerlendirmemize neden oldu. Tabii biz hep tarımı köylülükle karıştırdık. Halbuki tarım gerçek bir ticaret ve kırdan bir yaşam dizayn etmekte. Sizlere de ziyarete gelmek isteriz. Tabii, beklerim. Bir bilgilerinizi alabilirsek. Bir fotoğrafımız olabilir mi? Bakalım. Merhabalar, hoş geldiniz siz de. Şöyle bir başka zaman yüzünüz. Evet, Mine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stand çok güzel, siz yapmışsınız. Elinize sağlık. Evet, biz seninle sürekli böyle fuarlarda güzel keyifli sohbetler yapıyoruz. Bugün de yine güzel bir buluşmadayız. Bolu Belediyesi Köroğlu Kooperatifi'nin ürettiği ürünleri bugün burada Ankara'da Kongresium'daki kooperatif fuarında tüm katılımcılarla paylaşıyoruz. Aslında Bolu'nun gastronomi hikayesi çok eskiye dayanmakla beraber şeflerden sebep. Biz bir yıl önce yaklaşık belediye ile birlikte İza buğdayının anlaşmalı tarım modeliyle çiftçilere ektirilmesi, çoğaltılması ve devamında da İza müze fırın projesiyle bütün çalışmalar başladı. Şimdi orada başlayan o tarımsal projeler devamında birçok farklı ürünün daha ekilmesiyle sürdürülüyor şu anda. Ve en son Türkiye'de bir ilk olan belediyenin de bir miktar ortaklığı olan bir kooperatif kuruldu. Köroğlu Kooperatifi. Güzel, bu kooperatif öncü. Kooperatifin aslında misyonu hem bölgenin yerel ürünlerinin ekimini yaygınlaştırmak, ata tohumları dediğimiz yerel çeşitlerin yerinde korunmasını sağlamak, çoğaltılmasını sağlamak. Aynı zamanda da oradaki bütün girişimcilere, kooperatif bünyesinde veya dışında kalan girişimcilerin ürünlerini ulusal pazarda, uluslararası pazarda pazarlanmasını sağlamak. Bu anlamda da bugün buradayız. Ürünlerimizi sergiliyoruz. Gayemizi insanlarla paylaşıyoruz. Çok da keyifli oldu. Bolu'nun toprağını getirdik. Bolu'nun çiçekleriyle beraber buraya geldik. Toprak arkadaşlar gerçek toprak Bolu'dan getirmişler. Bunlar yapay falan değil. Hepsi gerçek buradakilerin. Yine Bolu'ya özel şöyle bu Osmanlı kavuğu denen bir... İlk başta kabak üretim hatası falan mı acaba dedim. Hani üretim hatası değil. Meğer gerçekten böyleymiş. Osmanlı kavuğu denen hem süs kabağı hem de çok sağlıklı olan bir kabak türü. İster çorbasını yapın, ister tatlı niyetine tüketin, isterseniz de böyle evinizde dekoratif olarak kullanabiliyorsunuz. Bir sürü tohumlarımız var. Hepsi yerel çeşit. Belediye oradaki endemik bitkileri alıyor, çoğaltıyor ve sonrasında da kendi serasında onların daha çok ekilmesini sağlıyor. Yani Bolu Belediyesi aslında tarım projelerini Türkiye'ye örnek bir model de oluşturuyor. Hı hı. Kooperatif yönetiliyor. Çok da keyifle yönetiliyor. Biz de onlara danışmanlıklar veriyoruz. Evet. Bugün de burada çok mutluyuz. Ekmeklerimiz var. Şöyle patatesimiz var. Tatlı patates. Bu biliyorsunuz aslında. Bu pancar değil mi? Bu patates. Tatlı patates. Bu menşei, patates. Tabii. Aslında bu Amerikan menşeili. Ana vatanı orası ama. Yanlışlık falan. Yok. Yanlışlık yok. Çok keyifli. Çok da sağlıklı. Kızartma falan da yapılıyor yani bunda. Her şeyi yapılabiliyor. Bu ilk defa geçen sene yine Bolu Belediyesi Park Bahçeler Genel Müdürlüğü tarafından Aylin Hanım ve ekibi İlknur Hanım tarafından ekimi başlandı. Çok keyifli bir ekip de var tabii. Tanju Başkan'ın koordinasyonunda Bolu Belediyesi'nde güzel işler yapılıyor. Patates, biri mor, biri? Evet, böyle renklileri olabiliyor. Ama aynı havuç çok, gibi. Aynen, tatlı patates mor olarak biliniyor. Şöyle İza'dan yaptığımız bulgurlarımız var. Yine Barilla, oranın bir markası. İza'yı aldı, işledi, sanata dönüştürdü ve şimdi bütün dünyaya aslında İza'yı ihraç etmiş oluyor. Harika. Anadolu'nun o tahıl mirası Avrupa sofralarına, dünya sofralarına taşınmış oluyor. Alabilirsiniz. Son olarak ne söylemek istersiniz fuar hakkında? Şunu söylemek isteriz, aslında yerel tohumlar, tarım coğrafyanın hafızası, belleği. Eğer bu belleği kaybetmek istemiyorsanız sofralar kurun, üretim yapın. Belediyeler bu konuda herkesin yanında, bakanlıklar çok destek oluyor. Biz de sektörde tarım projeleri yapmak isteyenlere danışmanlıklar veriyoruz. Tohum demişken sizin bir de tohum projeniz var. Instagram'dan sürekli canlı yayınlar yapıyorsunuz. Kısaca değinir misiniz? Meraklılar. Evet. Ya biz aslında uzun yıllardır Türkiye'de tohum ve tahılla ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda şunu gördük ki bazı doğru bilinen yanlışlar var. O zaman dedik bu doğru bilinen yanlışların doğrularını paylaşabilmek için Tohum Platformu'nu kurduk. Üniversitedeki hocalarımızla beraber. Uzman kişilerle canlı yayın yapıyorsunuz akşamları Instagram'da. Salgın döneminde de işte Tarım Bakanımız, Turizm Bakanımız gibi pek çok değerli paydaşla, isimle tarımı, tohumu, sanatı konuştuk, kültürü konuştuk. Geleceğe güzel tohumlar ekledik. Tıpkı burada olduğu gibi, tıpkı Bolu'da olduğu gibi. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Hayır, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz iyi kötü. Fuarların nabzını tutarak. Evet, çok çok değerli. İyi ki de varsınız. Türkiye'de hatta bunu ilk başlatan sizsiniz. Tamamen fuara özel bir yayınlar silsilesi. Onun için sürdürülebilir olmak bu işte bence önemli olan çok, bir şey. Çok önemli. Hani bunu hobi gibi değil de aslında belli bir disiplinle sürekliliğini sağlamak. Hatta sadece popüler fuarlara değil, bütün uzmanlık alanı gerektiren fuarları takip etmek. O yüzden size de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yanımızdasınız, varsınız. Ama aslında siz varsınız. Çünkü siz bir şey üretip ortaya koymalısınız ki biz paylaşabilen. Yoksa iyi bir şey olmazsa neyi paylaşabiliriz ki? O zaman şöyle diyelim. Var etmeyi sevenlere, evet, ilhamın peşinden gidenlere, icat çıkaranlara diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz herkese.